Bu videoda Avengers Endgame'in bazı spoilerlarını ve yazılardan sonraki sürprizlerini konuşacağız. Bu konuda oldukça kafa karışıklığı olduğu için bir açıklama getirmek istedik. Kısacası eğer filmi izlemediyseniz videoyu kesinlikle kapayın. Bu videoda spoiler konuşacağımız için yorumlar açık. Filmle ilgili ne düşündüyseniz yazın ve yorumlarda tatlı bir diyalog kuralım. Spoilerları konuşmaya tam olarak ekranda gördüğünüz sürede başlayacağız. Direkt olarak atlayabilirsiniz. Ayrıca konuştuğumuz iki konunun zamanı da açıklamalarda yazıyor. Bazen insanlar duşta falan video dinlediği için size hala videoyu kapamanız için küçük bir süre veriyoruz. Bir yerinizi incitmeyin. Bu arada şu ürünlerin Instagram'da bir çekilişi gerçekleşecek. Açıklamalardaki linkten oraya da gelmenizi bekleriz. Avengers Endgame sonunda vizyona girdi. Biz de 10 dakika boyunca spoilersız bir şekilde debelendiğimiz bir video çektik ve filmi nasıl bulduğumuzu anlattık. Film bizi mutlu etmişti. Yine de beklentilerini dengeleyemeyen ve teorilerle yatıp kalkan insanlara filme girmeden önce beklentilerini dengelemelerini tavsiye etmiştik. Tabii ki bunun dışında da filmin beğenilip beğenilmeyecek tarafları var ama o seyirciye kalmış. Bir de spoiler veren ve bizi gerçekten üzen arkadaşlar var. Eğer bu insanlardan biriyseniz sizlere başka şeylere tutulmanızı öneriyoruz. Yalnızlığınızı veya mutsuzluğunuzu başkalarını sinir ederek geçiremezsiniz. Ancak insanlar her zaman değişebilir. Unutmayın. Herhalde artık sürpriz yemek istemeyen herkes videoyu kapamıştır. İnternette arayınca filmin sonunda bir sahne olmadığı yazıyor. Sinema salonlarında çalışanlar ve bazı youtuberlarda sonda sahne yok diyormuş. Ancak bu tam olarak doğru değil. Şimdi filmin sonundaki küçük sürprizi ve cenaze sahnesindeki çocuğu konuşacağız. Merak etmeyin, başka olayları anlattığımız spoiler'lı videolar da gelecek. Filmin yazı kısmında orijinal yenilmezlerin isimlerinin ortalarına imza atması gerçekten güzeldi. Ancak filmin sonunda da bir sürpriz vardı. Biraz dikkat ederseniz, yazılardan sonra Marvel logosu gözükürken enteresan bir sesin çıktığını duyabilirsiniz. Bu kesinlikle filmin müziği değildi. Şimdi size filmdeki sese çok benzeyen bir sesi tekrar açalım. Evet, bu tanıdık geldi mi? Gelmediyse bir de görüntüyü açalım. Evet, Filmin sonundaki ses Iron Man'in ilk filmde ilk zırhını yaparken demiri dövüşünün sesi. Peki bu ne anlama geliyor? Bu filmde yaşananlar sebebiyle Iron Man'e bir saygı duruşu olabilir. Hala tam olarak ne olduğunu yüksek sesle söylemeye için varmıyor. Filmde gerçekten çok üzüldük. Spider-Man'in gelip olanlara inanamaması harikaydı. Bu açıdan 22 filmin sonunda tekrar ilk filme dönülmesi güzel bir mesaj. Iron Man'e bu olayın olacağını videolarda deli gibi tahmin etmiş olsak da filmde gerçekleşmesine hazır değildik. Sonuçta filmi sürekli konuşuyoruz ama filmi izlerken bir olay bir anda yaşanıp bitiyor. Bu yüzden beklentileri ayarlamak gerçekten önemli. Adamımız bizim kalbimizde olacak. Yine de o olayın yaşandığı sahneden sonra acaba geri dönüşünün bir yolu yok mu diye düşündük. Sonuçta kendisi bir video mesaj kaydetmiş. Biraz daha ileri gidip beynini bir bilgisayara aktarabilirdi. Belki de yapmıştır ve biz bilmiyoruzdur. Zaten bu filmde ve önceki filmlerde insanların garip şekillerde geri dönüşünü görmüştük. Bu filmde de evrenin yarısını geri getirdiler. Iron Man'in geri dönüşü senaristlerin iki tane şeyi bağlamasına bakar. Robert Downey Jr'ın bilgisayar olarak sesini duymak bile insanların hoşuna gider. Bakalım Far From Home'da Peter bu olaylardan ne kadar etkilenecek. Ancak Tony Stark geri getirilir mi emin de değiliz. Sonuçta 10 yıllık bir maceranın sonuna geldik ve veda etmeyi bilmemiz gerek. 5-10 yıl sonra bu durum değişebilir ancak biz şimdilik bu kararın kalıcı olduğunu düşünüyoruz ve umuyoruz. Peki ses, başka ne anlama gelebilir? Hatırlarsanız arkadaşımızın cenazesi sırasında esrarengiz bir çocuk görüyoruz. Bu ergen dostumuz tek başına ve doğal olarak üzgün duruyor. Bu ergen aslında Iron Man 3'te Tony Stark'a yardım eden çocuk. Hatırlarsanız babası ailesini terk ettiği için annesi ve kardeşleriyle yaşıyordu. Ancak teknolojiden de çok iyi anlıyordu. Arkadaşımızın adı Harley Kenner. Belki de cenaze sahnesinde gözükmesinin sebebi bu ergenin yeni Iron Man olmaya çalışacak olmasıdır. Arkadaşı oynayan insanın 17 yaşında olduğunu düşünürsek, kendisi 20-30 yıl boyunca Iron Man olabilir. Sonuçta Tony Stark'ın zırhları hala duruyor. Ayrıca Iron Man 3'te bu ikilinin arasında güzel bir bağ olduğunu da fark etmiştik. Demiri döven kişi kolaylıkla bu arkadaş olabilir. Bu sesi Tony'nin çocuğunun çıkarmış olabileceğini düşünenler de var. Bu tarz uydurma tahmin karışımı şeyleri sevenler için daha da abartılı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlarsanız şu arkadaş filmde bilinmeyen bir rolde yer alacaktı. Ancak kendisini filmde hiçbir yerde görmedik. Belki de Catherine Langford bir after credits sahnesinde Iron Man'in kızının büyümüş halini canlandırmak için filmde yer alacaktı. Hatta belki de filmde Iron Man bir şekilde geleceğe gidip kızının büyümüş halini görecekti. Kısaca Belki de yeni Iron Man, orijinal Iron Man'in kızı olacak. Ancak oyuncuyu filmin galasında bile göremedik. Belki de trajik bir şekilde kendisinin bütün sahneleri atıldığı ve karakterin Marvel evreninde bir geleceği olmadığı düşünüldü. Zaten bu sesi Iron Man'in kızına bağlamak çok saçma olurdu. Ancak bildiğiniz gibi Marvel filmleri için önceden plan yapsa da çoğu zaman önceden gösterdiği bir şeyi sırf hikayeye uyması adına değiştirebiliyor. Örneğin Iron Man 2'deki çocuğun Spider-Man Marvel'a katıldıktan sonra Peter Parker olduğunu söylemişlerdi. Bu tamamen sonradan yapılan bir değişiklik ama yine de tatlı. Filmde yaşanan üzücü olayla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Thor hakkında ne düşündüğünüzü de bekliyorum. Filmde bu karakter adına cesur seçimler yapılmış. Merak etmeyin hepsini konuşacağız. Enes Batur'u geçmemiz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.